dekorasyonu mu? Yoksa arkadaşımın saç tasarımı mı? Taze meyveleri nasıl kullanacağınızı siz seçin. Sağlıklı meyveleri çok severim. Ama arkadaşım çok fazla işlenmiş şeker yiyor. Hadi ama bu ekstra kalorileri bana ver. Bunları da. Bunları sağlıklı meyvelerle değiştirelim. Olmaz. Şekerime ihanet etmeyeceğim. Toprak yarışmamızın jürisi olacak. Hadi şeker ve meyve savaşı yapalım. Önce mangoları test edelim. Birisi gerçek, diğeri ise biraz farklı. 50 gram suya 1 çorba kaşığı dolusu jelatin koyalım. Mango ve çarkıfelek meyve püresini bir tencerede eritelim ve kaynatalım. 180 gram kremayı mikserle çırpalım. Püreye jelatin ekleyelim. Ve krem şantinin içine koyalım. Karışımı silikon bir mango kalıbına alalım. Donduralım. ...80 gram kakao yağını mikrodalgaya koyalım. 60 gram beyaz çikolatanın içine koyalım. Sarı gıda boyası ekleyelim. Karıştıralım ki çikolata erisin. Donan mangoyu sosla kaplayalım. Bir süngere kırmızı gıda boyası uygulayalım. Ve mango kabuğunu boyayalım. Hadi egzotik mangoyu tadalım. Hangisinin şeker ve jöleden yapıldığını tahmin et. Bu mango tatlısı aynı gerçek meyve gibi görünüyor. Üstünde de sostan kabuğu var. Çok lezzetli. Ama gerçek mango daha sulu ve tatlı. Şimdi sırada Hindistan cevizi var. Hey, tak tak. Evde kimse var mı? Çekici dene. İşe yaramıyor. Bu Hindistan cevizi kırılmayacak kadar sert. Ve arkadaşımın da çikolatalı bir Hindistan cevizi var. Bakalım neyden yapılmış. 170 gram bitter çikolatayı eritelim. Plastik bir yarım küre kalıbına koyalım. Kalıba eşit şekilde yayalım. Sertleştirelim. 100 gram erimiş beyaz çikolataya 1 kaşık Hindistan cevizi ekleyelim. Çikolatayı yarım küreye yayalım. Sertleştirelim. Oreo bisküvilerini blenderda ezelim. 1 kaşık krem peyniri ekleyelim. Karıştıralım. Hindistan cevizi yarımlarını bununla dolduralım. Parçaları sıcak çikolata ile bir araya getirelim. 100'ü çatalla kazıyalım. Hindistan cevizi kabuğu gibi görünmesini sağlayalım. Krema poşetinin ucuyla bastırıp yuvarlak delikler açalım ki gerçek Hindistan cevizi gibi görünsün. Bu tatlı Hindistan cevizi için herhangi bir alete ihtiyacım yok. Çok lezzetli. Bu arada Hindistan cevizi sütü o kadar da tatlı değilmiş. Armut tatlısı pişireceğim. Karmaşık bir tarif. Armudun şeklini kopyalamak zorundayım ama başarabilirim. ...70 gram armut aromalı marshmallow'u karıştıralım. 100 gram pirinç patlağı ekleyelim. İyice karıştıralım. Armut şekli verelim. Armudu çubuğa koyalım. Ve erimiş açık yeşil kremaya batıralım. Erimiş yeşil çikolatadan parşömen kağıdının üstüne yapraklar yapalım. Sertleştiğinde kürdan kullanarak yaprağın damarlarını yapalım. Yaprakları sosu kullanarak armuda yerleştirelim.
Tatlı armut gerçeğinden bile daha iyi görünüyor. Yaprakları çok şirin. Bu tatlı armudu yaparken çok acıktım. Belki de kendim yerim. Kızların bu kadar çok şeker yememesi gerekir. Çok lezzetli. Şeker armut kazandı. Yemeği beklemeye gerek yok. Çoktan bitti bile. Koca bir tabak kivi mi? Vay canına. Bir sürü vitamin. Peki ya şekerim nerede? Neden herkes beni unuttu? Merve çoktan kivisini bitirdi. Benim tabağım da sonunda geldi. Ne? Bu sıradan bir lollipop mu? Kivi aromalı karamel şekerlerini fırında eritelim. Yeşil gıda boyası ekleyelim. Silikon mata beyaz karamel dökelim. Daire şekli verelim. Etrafına da bir kat yeşil karamel ekleyelim. Plastik bir çubuk yerleştirelim. Kürdan ve siyah gıda boyası kullanarak çekirdekleri boyayalım. Ne diyebilirim ki? Gerçek kiviyle kıyaslandığında çok can sıkıcı. Isırmayı dene. Gerçek meyveyi daha çok sevdik. Taş, kağıt, portakal. Yeni yemeğimiz portakallı cheesecake. ...210 gram bisküviyi güzelce ufalayalım. 60 gram tereyağı ekleyelim. 60 gram erimiş çikolata dökelim. Birkaç damla gıda boyası ekleyelim. İyice karıştıralım. Plastik bir yarım küreyi streç filmle kaplayalım. Portakal karışımını içine dökelim. Ve iyice sıkıştıralım. Bir portakalın suyunu sıkalım ve içine bir çorba kaşığı erimiş jelatin ekleyelim. Bir kaşık dolusu pudra şekeri ve bir damla turuncu gıda boyası koyalım. Karışımı düz altlı bir tabağa dökelim. Buzdolabına koyalım. 170 gram mascarpone peyniri ile 60 gram pudra şekerini karıştıralım. Bir çorba kaşığı erimiş jelatin ekleyelim. Ve erimiş çikolata sosu. İyice karıştıralım. Turuncu yarım küreyi karışımla dolduralım. Donan portakal jölesini parçalara keselim. Ve üstüne yerleştirelim. Kesilmiş bir portakal şekli verelim. Bu cheesecake gerçek portakallarla kıyaslanamaz. Aa, yüzüne ne oldu? Portakal gibi görünüyorsun. Aa, olamaz. Benim portakala alerjim var. Yardım edin. Neyse ki yaptığım cheesecake güvenle yenilebilir. Şimdi de vişneler hakkında kavga ediyoruz. Hadi bir yarışma yapalım. Hangisini ağzımızla kolayca yakalayabiliriz? Gerçek vişne mi yoksa sakız şeker mi? Vişne aromalı sakız şekerlere gıda boyası ekleyelim. Bir dakika mikrodalgada tutalım. Erimiş jöleyi krema poşetine alalım. Ve silikon bir kek çubuğu kalıbını bununla dolduralım. Sapı olması için uzun yeşil bir sakız şeker yerleştirelim. Karışımı soğutalım. Birkaç vişne yapalım. Olamaz. Vişne yuvarlandı. Ama vişne şekerler hedefi vurdu. Kazanan belli oldu. Sonsuza dek jöle. Bugünkü menümüzde çilek var. Çilek mi yoksa kek çubuğu mu? 200 gram pandispanya, 60 gram yumuşak tereyağı ve çilek sosunu blenderda karıştıralım. Karışımı soğutalım ve çilek kek çubuğu şekli verelim. Ahşap bir çubuğu erimiş kırmızı sosa sokalım.
çile kek çubuğuna yerleştirelim. Sosla kaplayalım. Ve yeşil sostan sapını ekleyelim. Tohumları olarak sarı sosla benekler ekleyelim. Birkaç çilek kek çubuğu yapalım. Merve gerçek çileğin tadına baktı. Iy, çok ekşi. Kimse bakmazken kek çubuğunu alacağım. Sadece bir çilek. Görünüşe göre Merve de kek çubuğunu sevdi. Taze çilek daha iyiymiş gibi davranması boşuna. Bir kek çubuğu bulduk. Doğruyu söyle. Çilek kek çubuklarının daha iyi olduğunu itiraf etmek zorundasın. Hangi ananas kazanacak? Gerçek mi yoksa pasta mı? Pandispanya'dan 6 daire keselim. 450 gram tereyağını mikserde karıştıralım. Yavaş yavaş 200 gram konsantre süt ekleyelim. Pastayı birleştirelim. Pandispanya dairelerini krema ile kaplayalım. Üstüne ananas parçaları koyalım. Tüm pastayı krema ile kaplayalım. Kalan kremayı parçalara ayıralım. Sarı, yeşil ve kahverengi gıda boyası ekleyelim. Krema poşetini alalım. Kremayı pastaya uygulamak için yıldız krema ucu kullanalım. Ananas kabuğu gibi görünmesini sağlayalım. Beyaz çikolata parçalarını eritelim. Yeşil gıda boyası ekleyelim. Parşömen kağıdına ince bir katman halinde uygulayalım. Ahşap çubukla kazıyarak ince bir zikzak yapalım. Yuvarlak bir ayaklıkta sertleşmesini bekleyelim. Çikolatadan yaprakları ananas pastaya yerleştirelim. Vay canına! Bu pasta ananas kılığında. Çikolata gibi kokuyor. Hadi tadına bakalım. Merve gerçek ananası keserken ben de lezzetli pastanın tadını çıkardım. Çikolata yaprakları çok güzel. Toprak da ananas pastayı çok beğendi. Meyve şeklinde tatlılarımızı sevdiniz mi? Öyleyse hangisini tercih ediyorsunuz yorumlara yazın. Lezzetli bir tatlı mı yoksa gerçek meyve mi? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni tatlı tariflerini kaçırmazsınız.